Gündemiyle karşınızdayız. Piyasaları şekillendiren gündem başlıklarına bakacağız rakamlarla birlikte. Gündeme geçmeden önce rakamlarla başlayalım. Önce hangi seviyelerdeyiz onu bir görelim. İçerisiyle başlayacağız. Borsa İstanbul yüz yapısıyla başlayalım. Endekste %1.5'lik bir yükseliş var şu an. 112.500 seviyesinde görüyoruz BIST yüz endeksini. Günün en yükseği 112.988 seviyesi olmuş şu ana kadar. Bankacılık endeksine bakalım. %1.3'lük artı var bankacılık endeksinde. 154.755 seviyesini görüyoruz. 155.744 seviyesi de bankacılık endeksinde şu ana kadar günün en yükseği olarak karşımızda. Sınav endekse bakalım. %0.9'luk bir artı var sınav endekste. 137.136 seviyesindeyiz. 137.874 seviyesi ise günün en yükseği olmuş. Bizde endeksler yukarıda. Para birimlerine bakacağız. Dolar TL. %0.18'lik yükselişle dolar TL'yi 6.08.91 seviyesinde gördük. 6.06.82 günün en düşüğü, 6.10.56 günün en yükseği olarak karşımızda. Euro TL'ye bakalım. %0.5'lik bir yükseliş var Euro TL'de. 6.80.48 paritedeki son rakam. 6.76.10 günün en düşüğü, 6.82.25 günün en yükseği olmuş yine şu ana kadar. Gelişen ülke para birimlerine bakalım. Gelişen ülke para birimlerinde dolar TL'de, dolar Brezilya realinde, dolar Meksika pezosunda yükselişler var. Polonya zlotysinde bir düşüş gördük. Ruble'de artış var. %0.32 oranında dolar ruble'de. Dolar Güney Afrika randındaki yükseliş ise %0.6 oranında. Türkiye tahvillerine bakalım. Düşüş devam ediyor. 2 yıllık tahvilde 10.88 seviyesindeyiz. %0.8'lik bir düşüş var. 5 yıllık tahvildeki düşüş daha sert olmuş. %2.5'lik düşüşle 11.29 seviyesini görüyoruz 5 yıllık tahvilde. 10 yıllık tahvilde 11.37 seviyesindeyiz. Buradaki düşüş düne göre %1.6 oranında. Türkiye borsalarını gördük. Artıydı. ABD vadelileri şu anda eksi. S&P'nin grafiği gelecek. Ben diğerlerini de vereyim. Doğu'da %1.6. S&P'de %1.8 yuvarladım. Nasdaq'ta %1.8'lik eksiler var vadeli tarafta. Dün akşam kapanışlar artıydı, onu da hatırlatalım. Avrupa borsalarına bakalım buradan. Orada durum neymiş? Eksiler var. Avrupa borsalarında Londra'da FTSE %1.5, Frankfurt'ta DAX %1, Paris'te CAC 40 %1.4 oranında aşağıda. Madrid borsasındaki düşüş %2'ye yaklaşmış. Küresel borsalar aslında biraz keyifsiz gibi ama Türk borsası bugün ayrışmış gibi görünüyor şu an için. Asya borsalarına bakalım. Orada durum neymiş? Asya iyi. Şangay %1.9 artıda. Japonya %1.09'luk bir artı var Nikkei'de. Hindistan borsasında %0.1. Güney Kore'de Kospi'de %1.2. Hong Kong'da Hang Seng Endeksinde %1.8'lik artılar görmüşüz. Yani Asya ve Türkiye iyi, Avrupa ve ABD vadelileri kötü diyelim. Ons altına bakalım. %0.5'lik yükselişle ons altın 1.647 dolarda, 1.648 dolar günün en yükseği olmuş ki oraya yakın aslında. 1.635 dolarsa günün en düşüğü. Son olarak rakamlardan petrole bakacağız. Brent petrolde %0.3'lük düşüşle 50 dolar 98 sent seviyesini görüyoruz. 51 doların da altında bir fiyatlama var. OPEC toplantısı şu anda yaklaşık bir saat önce başladı, devam ediyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. 52 dolara yaklaşmış gün içerisinde en yüksek olarak. En düşük seviye olaraksa 50 dolar 69 sent seviyesini görmüşüz. Piyasa gündemimize geçelim. Gündem başlıklarımız neymiş şöyle bir bakalım. Bugün Türkiye için önemli bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da Putin'le görüşecek. İdlib konusuyla ilgili gelecek açıklamaları bekliyoruz. Yurt içi ve bölge için önemli bir gün diyoruz. Merkez Bankası'ndan açıklamalar geldi bugün. Ekonomide toparlanma devam ediyor dedi Merkez Bankası. Salgın konusu, küresel gündem, yatırım kuruluşlarında bu konuyla ilgili açıklamaları devam ediyor. Goldman Sachs, virüs İngiltere'yi kısa vadede resesyona sokabilir diyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı görevi bırakmak üzere. Bu ay görevi bırakacak Carney. Ondan da bugün bir açıklama bekliyoruz aslında. Yeni görevi gelecek isimse Merkez Bankası'nın politik adımları için virüsle ilgili gelişmelerin biraz daha netleşmesi gerekiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Bunu da gördük. Virüsle mücadelede paketler açıklanıyor. Birazdan göreceğiz bunu teker teker. Ülkeler bütçeleri imkan verdiği ölçüde ekonomiyi diri tutabilmek için programlar açıklıyorlar. Değişik boyutlarda, değişik rakamlarda.
Petrol piyasası OPEC kararını bekliyor dedik. Teknik komitenin çalışmasında 600 bin varillik bir arz kısıntısı önerisi vardı. Şu ana kadar Rusya'nın toplantı öncesinde çok da ikna edilemediği arzı kısma konusunda, edilemediği konusunda bir gündem vardı diyelim. Suudi Arabistan 1 milyon varillik bir arz kısıntısı gündeme getirdi. Suudi Arabistan'dan daha yüksek oranda arz kısıntısı gerekir diyenler de var. 1,5 milyon varile kadar da gidiyor bu beklentiler. Bakalım sonuç ne olacak? UBS gelişen piyasa hisselerine ağırlık veriyoruz diyorlar. Borsalar çalkantılı. Düşen faiz ortamıyla birlikte sermayenin akış yönünde bir değişiklik olur mu? Bunu da konuşacağız birazdan. Koronavirüs diyoruz, gündemin ana konusu. Koronavirüs etkilerini azaltmak için tüm dünyadan da finansman paketleri geliyor dedik az önce. Gelmeye de devam ediyor. Edecek bir sürede. Son olarak IMF, düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerin likidite ihtiyacı için 50 milyar dolarlık yardım paketi açıkladı. ABD Kongresi de virüsle mücadeleye yönelik 7.8 milyar dolarlık bütçeye onay verdi. Koronavirüsün etkilerini azaltmak için tüm dünyadan finansman destek paketleri gelmeye devam ediyor. Son olarak IMF, koronavirüs tedbirleri için 50 milyar dolarlık yardım paketi açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi de virüsle mücadeleye yönelik 7.8 milyar dolarlık bütçeye onay verdi. Virüsle mücadele kapsamında düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelere kullandırılacak 50 milyar dolarlık destek paketini Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass birlikte açıkladı. Düzenlenen toplantıda Georgieva hastalık ve ölümlerin tedarik zincirinde aksamalara neden olduğunu, bunun da sıkılaşan kredilerle iş yapma maliyetini yükselttiğini anlattı. Bu nedenle finansal istikrara yönelik risklerin dengelenebilmesi için yeterli likiditeye ihtiyaç olduğu dile getirildi. Ekranlara da yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da Putin'le beraber ekranlara geldi şu anda. Gürkan'ımızda varken Suriye'de hayatlarını yitiren askerlerimiz için bir kez daha tazeliğini ifade etmek istiyorum. Evet, tabii. Bir ülke, İnsanların ölümü, her insan ölümü bir trajedidir. К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, и в том числе и сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. Телефон görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiçbir kimse Suriye askerlerinde dahil olmak üzere orada Türk askerlerin bulunduğunu bilmiyorlardı. За это время, к сожалению, военнослужащие пострадали. Aynı dönem içerisinde Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Сирийская армия серьезные потери. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Поэтому, конечно, нам нужно обязательно проговорить всю всю ситуацию, которая произошла на сегодняшний день, чтобы ничего подобного не повторялось, и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, которым экранымызда да ясно. İki lider bir arada Moskova'da, Kremlin Sarayı'nda. Toplantı öncesi açıklamalarını biliyoruz. Tabii bu medyaya açık olan kısım. Görüşmelerin sonunda bir ateşkes beklentisi de var. Ama görüşmelerin uzun olması beklentisi de gündemde. Büyük ihtimalle akşam saatlerine doğru biz de toplantının sonuçlarını alacağız. Teferruatlı bir şekilde görüşmemize ihtiyaç var. Как вы и просили, мы готовы начать вот так вот с глазу на глаз разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые вот слева и справа от нас здесь в зале находятся. Тайбин üzerine isterseniz bu görüşmelerimize baş başa olarak başlayalım. Ondan sonra bu salonda hazır bulunan meslektaşlarımız bize katılabilirler. Добро пожаловать. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ben de Sayın Başkan öncelikle bu kabulünüz için çok çok teşekkür ediyorum. Да, господин президент, я тоже хотел бы выразить благодарность за ваш прием. Malum bu görüşmeyi tabii Türkiye'de yapacaktık. Как известно, мы должны были в Турцию провести эту встречу. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetimizi burada gerçekleştiriyoruz. Но в связи с вашей работой по конституционным поправкам мы решили принять ваше приглашение приехать сюда. Tabii İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение.
Bölgede sıkıntı. Действительно, в регионе очень напряженная ситуация. Biliyorum ki şu anda dünyanın gözü burada. Я знаю, что весь мир устремился взглядом на сегодня сюда. Bugün buradan atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizde rahatlatacaktır. Я считаю, что сегодняшние наши предприятия, которые будут сегодняшние шаги и наши решения, правильные решения, несомненно, облегчат ситуацию. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Между нашими странами мы как раз переживаем то время, когда наши отношения достигли пика. Gerek savunma sanayinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Это несомненно касается и оборонной промышленности, и торговых отношений и так далее. Очень хорошие отношения продолжают развиваться. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Мы считаем, что и говорим, что нам необходимо продвинуться в этом направлении. Ve bunları tabii güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. И наша самая большая задача именно заключается в том, чтобы продвинуть и развивать это. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. И считаю, что мы преуспеем в этом деле. Tekrar bu kabul için teşekkür ederim. Еще раз хочу выразить благодарность за этот прием. Спасибо. Teşekkür ederim. Все, все, все. Выходим. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in Kremlin'deki görüntüleri geldi. Ben birkaç notu hatırlatayım sizlere. Putin konuştu ilk önce. Görüşmelerde baş başa bir başlangıç olacak dedi. Daha sonra heyetlerden katılım söz konusu olabilir. Bu olayların tekrarlanmaması ve Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermemesi için tüm meseleleri teferruatlı şekilde görüşmeye ihtiyacımız var dedi Putin. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında bölgede sıkıntı büyük, dünyanın gözü burada dedi. Bölgeyi ve ülkeleri rahatlatacak kararlar almaktan bahsetti kendileri. İdlib münasebetiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor dedi. Neden Moskova'da yapıldı bu toplantı? Ona da bir açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Anayasa çalışmaları nedeniyle davetinizi burada gerçekleştiriyoruz dedi. Tabii burası İdlib'le ilgili gelecek açıklamalar çok önemli diyoruz. Biz de bütün bu başlıkları konuğumuzla Vakıf Yatırım Danışmanlığı Müdürü Altan Aydın'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kritik bir gün aslında bugün. Haftanın en önemli, belki bu ayın, belki bu yılın son dönemlerin kritik toplantılarından bir tanesi gerçekleşiyor Moskova'da. Bir ateşkes beklentisi de var piyasalarda. Bu İdlib'le ilgili gelişmeler bir derece piyasa fiyatlamasında da kendini hissettirdi. Daha sonra virüs konusuna döndük biraz. Sonra FED bizden gündemden rol çaldı. Hızlı bir momentum var piyasada. Yetişmek de bazen güç olabiliyor. Aslında isterseniz biz de İdlib'le başlayalım. Hı hı. Ne kadar etkiliydi? Bu toplantıdan nasıl bir sonuç beklersiniz? Bu sonucun piyasalar etkisini nasıl tahmin edersiniz? Tabii yani dışarıda virüs salgının henüz etkilerini görmeye başlamışken bu haberler geldi. Tabii hem moral bozucu şehitlerimiz sebebiyle hem de piyasalar açısından da aslında çok baskılı günler görüldü. Bunun tabii aslında çok da böyle kalıcı bir etkisinin olmasını beklemezdik. Ama daha sonrasında işte İdlib'deki konunun biraz daha derinleşmesiyle beraber mevzu biraz daha fiyatlara etki eder duruma geldi. Genel itibariyle bakılırsa aslında virüs salgını ile beraber aynı ortamda olmasaydı ikisinin de bence fiyatlaması bu denli yerel varlıklarda sert hissedilmezdi diye düşünüyorum. Ama şu anda geldiğimiz noktada tabii daha önceki ilişkilerimize baktığınız zaman Rusya ile ilişkiler konumunda en uç noktaya geldiğimiz dönemlerden birindeyiz. Dolayısıyla Sayın Erdoğan da dediği gibi bugünkü görüşme gerçekten önemli. Dünya çapında da çok ciddi bir önem arz ediyor açıkçası. Özellikle İdlib'de askerlerimize yapılan saldırı sonrasında NATO'nun vermiş olduğu destek açıklamaları önemliydi. Diğer Avrupa ülkeleri de öyle. Bununla beraber göçmen politikasında da bir miktar değişiklik yapıldı. O da aslında orta vade için Türkiye'nin ekonomik koşulları anlamında biraz umut verici. Dolayısıyla hani bugünkü görüşmeden eğer bir ateşkes çıkarsa iki ülke lehine hatta Türkiye lehine bir durum oluşursa fiyatlamaları pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki orada şu anda askerlerimiz bulunuyor ve maalesef
Ara ara da şehit haberlerimiz geliyor. Hani bunu mecburen konuşuyoruz. Fiyatlama anlamında düşünürsek eğer, yerel varlıklar adına şu anda virüs salgını dışında en önemli faktör bu görüşme. Dolayısıyla bir pozitif bir haber çıkması halinde de fiyatlamalara pozitif yansıyacaktır diye düşünüyorum. Piyasada bir ateşkes beklentisi var, evet. Bunun sebepleri de şunlar. Daha önce yetkililer nezdinde yapılan görüşmelerden veyahut tekil yapılan açıklamalarda biraz daha ılımlı ifadeler yer aldı. Dün Suriye tarafından gelen ifadeler de aslında daha öncekilere nazaran baktığınız zaman daha geri adım atmış ifadelerdi. Bu nedenle bugünkü toplantı öncesinde o tip ifadelerin de geliyor olması bugünkü toplantıya ilişkin belli beklentiler oluşturdu. Bakalım göreceğiz ama dediğim gibi yani böyle bir sonuç çıkması halinde yerel varlıklar açısından oldukça pozitif bir fiyatlama göreceğiz. Yine de virüs salgınının hala piyasalar üzerinde ağırlıklı etkisinin olduğunu unutmamak lazım. Bu bir pozitif etki yaratsa bile yeniden dünya çapındaki gündeme geri döneceğiz diye düşünüyorum. Şu anda OPEC toplantısı devam ediyor. Bir karar alma aşamasındalar. Tabii FED'e de bakacağız, rakamlara bakacağız ama şu an gerçekleşen toplantıya dair kaynaklardan gelen açıklamalara göre eğer Rusya onaylarsa OPEC günde günlük 1,5 milyon varillik bir arz kısma çok yakın. Ama Rusya bunu kabul ederse. Brent petrolün grafiğini rica edelim Ferhat. Oradan devam edelim. Şimdi virüs kaygısı, merkez bankalarının devreye giriyor olması, ekonomi yönetimlerinin, hükümetlerin devreye girecek olması, tabii bunların hepsi büyüme endişelerinin alevlendiği bir döneme işaret ediyor bizim için, bütün dünya için. Bunun da varlık fiyatlarına etkisi farklı farklı. Ama düşüp de orada kalan, bir türlü toparlanamayan, kendisine gelemeyen bir petrolle karşı karşıyayız. Şimdi son durumda 1,5 milyon varillik bir arz kısıntısından bahsediliyor. Yine tekrar edelim, Rusya ikna olur, kabul ederse. Buradaki tabloyu nasıl değerlendirmek lazım? Böyle bir arz kısıntısı gerçekten size göre mümkün mü? Gerçekleşirse fiyatlarda bir petrol fiyatlarında, ham petrolde, Brent'te bir oynaklık ya da kalıcı bir değer kazanı gibi bir şey. Nasıl bir senaryoyu düşünürsünüz? Bir arz kısıntısı olacağı aslında kesin gibi. Burada tabii miktar önemli. Rusya'nın belki miktarda belli konularda şerh koyduğunu görebiliriz. Ama bir arz kısıntısı geleceği aşikar gibi öyle görünüyor en azından. Şimdi tabii yani petrol emtia piyasalarına baktığınız zaman ekonomik aktiviteyle direkt olarak bağlı olan bir emtia. Bu nedenle halihazırda mevcut durumda zaten dünya çapında ekonomik aktiviteyle ilgili oldukça kötümser bir bakış açısı varken petrolün de fiyatlarında düşüş aşaması aslında çok normal. Bu arz kısıntısı belki kısa vade için bu düşüşü engelleyebilir ama ben kalıcı olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bir süre daha gerilemeye devam edebilir. Buradaki ana faktör yine virüs salgını ve bunun ekonomik etkileri olacak. Şu ana kadar virüs salgını ilk çıktığından bu yana ekonomik beklentiler açısından değerlendirdiğinizde konu hep daha kötüye gitti. İşte Çin büyümesi için önce yarısını törpüleyebileceğini, daha sonra hiç büyüyemeyeceğini işte bekleyen ekonomistler ve yatırım bankaları vardı. Şimdi bununla beraber düşündüğünüz zaman sadece Çin'le ilgili değil konu. Artık Çin dışında da çok hızlı yayılmış bir durumda. Ve hem turizm tarafını hem de imalat sanayinde hem üretim arz kısıntısı tarafında orada bir baskı yaratıyor hem de talep baskısı oluşturuyor. Çünkü insanlar evlerinden çıkmıyorlar, seyahat etmiyorlar. Dolayısıyla bütün bunlar ekonomik aktiviteyi çok ciddi bir şekilde aşağıya çekecektir. Bu da tabii ki petrol olan talebi de çok net şekilde etkileyecek. Burada tabii arz tarafında bu kısıntıyla bu talepteki azalmayı karşılamaya çalışıyor OPEC ve OPEC dışı ülkeler. Bu belki kısa vade için fiyatlamalar üzerinde yukarı yönlü bir harekete sebep olabilir. Ama açıkçası ben çok kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Salgının artık tamamen kontrol alındığını görene kadar ve ekonomik beklentiler yeniden toparlayana kadar, insanlar evlerinden çıkıp işte yeniden harcama yapmaya başlayıncaya kadar, ticaret eskiye dönene kadar ki bunun bir süre daha, en azından bir ay daha minimum alması bekleniyor. Ancak o zaman belli bir dengeye oturacağını düşünürüz. Burada talep arz dengesi de talep artmaya başladığında belki petrol fiyatları yeniden mevcut eğer arz kısıntısı devam ederse yukarı yönlü harekete sebep olabilir. Ama dediğim gibi genel yön halen aşağıya. Çünkü ekonomik aktivitede ciddi bir beklentilerde bozulma var. Zaten Fed'in atmış olduğu adım, daha sonrasında diğer merkez bankalarından gelen adımlar falan, bunların hepsini teyit eder nitelikte. Şuna çok katılmıyorum açıkçası. Yani Fed'in yapmış olduğu bu
acil toplanıp indirdiği faiz kararı sadece ABD likiditesiyle veya global dolar talebiyle ilgili değil. Burada ekonomik aktiviteyle ilgili ciddi kötümser duruma geçmiş olduklarını bana hissettiriyor en azından. Onu söylemiş de olayım. Böyle bir ortamda da petrol fiyatlarındaki yükseliş oluşacaksa eğer çok kısa vadeli olur diye düşünüyorum. FED geldi. Hı hı. Faiz indirdi. Bunda bir sorun yok. Zaten bekleniyordu artık. ABD tahvillerinin gittiği yer bir faiz indirimi gerektiriyordu belki ama zamanlaması biraz tartışma yarattı. Yani iki hafta sonra olağan toplantı FOMC gerçekleşecekti. Ama böyle bir ihtiyaç var demek ki ve FED 50 bas puanlık indirim için iki haftalık sürecin sonunu beklemek durumunda değildi. Hızlı bir karar aldılar. Şimdi ayın 12'sinde ECB gelecek, diğer merkez bankaları geliyor sırayla. Senkronize bir faiz indirim sürecine doğru giriyoruz gibi bir şey var. Fakat bu faiz indirimlerle birlikte piyasaların reaksiyonlarına bakıyoruz. Çok da sağlıklı reaksiyonlar yok. FED faiz indirdikten sonra o günün kapanışında ABD borsalarını ciddi eksilerde gördük. Dün %4'lerin üzerinde artı gördük. Şimdi vadelilere bakıyoruz. %1'in üzerinde eksiler. Bu kafa karışıklığı mıdır? Yoksa şu dönemde beklenebilecek hareketler midir? FED'in dün attığı, evvelki gün attığı adım, gelecekte diğer merkez bankalarının atacağı adımlar piyasalarda tansiyon düşürülmesi için yeterli olur mu sizce? Ben açıkçası bu taraftan bakmıyorum. Yani ben öyle düşünmüyorum en azından. Buradaki durum daha önceki FED'in veya diğer merkez bankalarının faiz indirimleri veyahut genişlemeci adımlarına benzemiyor. Buradaki konu biraz daha derin bir konu. En son FED'in böylesine acil toplanıp böylesine sert bir faiz indirimi yaptığında 2008 krizi vardı. Ve ondan önce de aynı şekilde işte mortgage'daki oluşan balonun kontrol altına alındığı açıklamaları yapılıyordu Amerika'da. Ne hemen hemen aynı dönemi yaşıyor gibiyiz. Bu da ister istemez insanlara ve bana 2021'de başka bir krizin gelip gelmediğini, işte 2020 sonuna doğru mevcut ekonomik aktivitedeki durgunluğun daha uzun sürüp daha kalıcı bir hasara sebep olup olmayacağını düşündürüyor. Böyle baktığınız zaman da sırf FED faiz indiriyor diye veyahut işte QE'ye belki yeni başlayacak beklentisi oluşuyor diye piyasaların pozitif fiyatlanmasını ben beklemiyorum açıkçası. Ara ara bu dalgalanmalar olacak ama çok kararsız ve bence yatırımcıların şu anda neyi neden yaptığını bilmediği bir döneme girmiş durumdayız. Biraz sürü psikolojisinin ciddi etkisi var. Yani şöyle bir örnek vermek lazım. Çin'de bunu veriyorum bu örneği hep. Virüs salgını ilk çıktığında biliyorsunuz yani belli eyaletleri kapattılar tamamen ve orada ticaret neredeyse durdu. Hayat durdu. Yani durdu, hayat durdu. Sokaklara insanlar çıkmadılar. Uluslararası şirketler faaliyetlerini durdurdular yani minimum 2 hafta süresinde. Şimdi oradaki hisse piyasasına baktığınız zaman çok ilginç bir şekilde virüs salgını öncesi seviyeye geldi. Şimdi bu çok sağlıklı bir görünüm bana göre değil. Diyebilirsiniz ki bu hani pozitifte bir sinyal verebilir mi? Ama bunu alıp Amerika'ya taşıdığınız zaman virüs salgını öncesinde çıkan haberler sonrasında tarihi zirveye giden, daha sonra bir haftada kriz sonrası görülmemiş bir haftayı yaşatan %11-12 seviyesine düşen, daha sonra %3 düşen, yine %4 artan yani böylesine bir çok enteresan ve uzun zamandır görülmeyen oynaklığın yaşandığı bir piyasa. Şimdi böyle bir piyasanın oluşması insana yani en azından bana bir tepenin oluştuğunu mu acaba, yani bir tepe mi oluşuyor sorusunu akla getiriyor. Genel itibariyle tepede veya dipte böylesine oynaklık ve kararsızlıklar olur. Biz zaten daha önceden de değerlemelerin artık daha ileriye işaret etmediğinden bahsederdik. Şimdi virüs salgını bunu biraz daha öne çekti. FED'in yaptığı hamle elindeki cephaneyi daha önceden kullanmış olabilir sorusunu da akla getiriyor. Bütün bunları beraber toparladığımız zaman orta vadede 2021 sonunda belki beklediğimiz bozulmayı çok daha öne çeker duruma geldi. Ben bu açıdan bakıyorum. Kısa vadeli hareketler evet yani biraz daha belki hisse piyasaları açısından pozitif düşünülebilir. Çünkü faizlerdeki düşük seyir getir arayışına itebilir insanları. Ama burada daha büyük bir riskin olduğunu da insanlar göz önünde bulundurmalı bence. Özellikle Avrupa tarafında son gelen açıklamalara baktığınız zaman İngiltere, İtalya, Fransa hepsinde resesyon riskinden bahsediliyor. Global çapta virüs salgınının etkileri çok daha sert kararlara sebep olabiliyor. Yani bir örnek vermek gerekirse hava yolları şirketlerinde çok ciddi hatlar kapatılıyor. Ve bu hatların kapatılması demek aslında ticaretin de bir o kadar duruyor olması demek. Yani örnek veriyorum
İşte İngiltere'den Amerika'ya giden hiç kimse neredeyse yok. Veyahut herhangi bir havaalanına baktığınız zaman bomboş. Ticaret üstlerine baktığınız zaman da oradan kalkan gemiydi vesaireydi. Yani bu yük taşımacılığının da şu anda neredeyse durduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu sürenin biraz daha devam etmesi halinde belki ilk çeyrekten sonra ikinci çeyrek daha hızlı gelip o kompanse eder diye düşünenleri de yanıltabilir. Çünkü daha uzun sürerse eğer, yani Mart sonuna kadar, belki Nisan ortasına kadar, bu sefer ikinci çeyreğin birinci çeyreği kompanse edemediğini görebiliriz belki. Dolayısıyla bütün, yani ilk 6 ayı kaybettiğinizde aslında bütün seneyi kaybediyor duruma geliyorsunuz. Çin'in hiç büyümediği bir dönemde de dünya büyümesinin nedenini, aşağı geleceğini, yani belki yarım puandan fazla etkisi olacaktır bu büyümeye. Bütün böyle bunları böyle değerlendirdiğiniz zaman hem hisse piyasalarında hem petrolde çok ciddi yükselişler beklemek hata olur. Bu virüs salgınının gittiği yeri görüp ve ekonomik etkilerini tam olarak kestirip rakamsallaştırabildiğiniz noktada biraz daha pozitif olabilirsiniz. Ama kısa vadede riskin varlığından bence farkında olmakta fayda var. Dediğim gibi, yani FED sonrası diğer merkez bankaları da faiz indirirse, işte ECB'den gelen açıklamalar, Almanya'daki kamu harcamalarının limitlerinin artırılıyor olması vesaire, bunlar kısa vadede pozitif hareket yaratabilir ama ben açıkçası orta vade için beklentilerin biraz bozulduğunu düşünen taraftayım. Bunu yeniden değerlendirmek için de bu salgın etkisinin tam olarak rakamsallaştığı zamanı veyahut biraz daha netleştiği zamanı görmek isterim. Biraz da bize bakalım. Bizim Merkez Bankamız ne yapar ayın 19'unda? Böyle bir büyük merkez bankaları faiz indiriyor sürecine giriliyorsa küçükler de herhalde çok geride kalmayacaklar. Zaten çoktan başladı aslında faiz indirimine. FED'den önce başlayanlar vardı. FED'le birlikte başlayanlar da var. Tekrar bir 2019'un yazına doğru gördüğümüz bir sürecin tekrarı gibi bir şey ihtimalinden bahsediyor. Bizim Merkez Bankamız ayın 19'unda ne yapar? Tabii şimdi bizim Merkez Bankamızla ilişkin beklentiler FED öncesinde de faiz indirimi yapacağı yönündeydi. Şimdi FED toplantıyı beklemeden 50 bas puan indirim yaptı ki 50 bas puan indirim FED için gerçekten büyük bir miktar. Yani biz kendi Merkez Bankamızdan 50 bas puan faiz indirim bekliyoruz belki bu ay veya geçen ay da öyleydi. Şimdi bizim faizimizin haddini düşündüğünüz zaman 50 bas puan normal denebilecek bir rakam, büyüklük diyelim. Ama FED'e baktığınız zaman yani 1-1,5 civarındaki bir faiz oranı için 50 bas puan ciddi bir rakam. Şimdi böyle düşündüğünüzde bizden faiz indirimi beklemek çok makul aslında. Çünkü FED olmadığı halde bile bekleniyordu. Ki FED'in toplantıyı 15 gün kala yapmış olduğu faiz indirimine, 50 bas puan faiz indirimine rağmen 18 Mart'ta 1-25 bas puan daha indirmesi bekleniyor şu an piyasada. Yani baktığınız zaman neredeyse 70, yani 2 haftada neredeyse 75 bas puan faiz indirimi yapacak demek veya beklenti bu. Böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan da 50 bas puan faiz indirimi gelebilir. Bizim içinde bulunduğumuz işte enflasyonist ortam, enflasyonun seyri, kurun geçişkenliğinin biraz artması, kurun geldiği yer, oynaklıkların artıyor olması, jeopolitik gelişmeler vesaire, hepsi beraber Merkez Bankası düşünecek ve kararını verecektir. Ben bugünkü görüşmenin de bu konuda biraz etkili olabileceğini düşünüyorum. En azından boyut anlamında bir faiz indirimi olacağı bana göre %90-95 ihtimalle. Ama boyut itibariyle yani 25 mi olur, 50 mi olur? Bu jeopolitik görünüme bağlı bence. Dolayısıyla yani sorunuzun cevabı evet, faiz indirimi bekleniyor. Ve bir faiz indirimi de gelecektir. Çünkü dediğim gibi FED'in 50 bas puan faiz indirdiği bir yerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda minimum 25, bence minimum 50 indirecektir. Böyle bir faiz indirim döngüsüne devam edecektir diye düşünüyorum. Piyasalar bu indirime dair bir mesaj veriyor mu? Ona bakalım isterseniz. Tahvil rakamlarına bakalım. 2 yıllık tahvilimiz mümkünse grafikle beraber alabilir miyiz Ferhat? Aslında sert bir yükselişten sonra tekrar hızlı bir düşüş yaşanıyor tahvil tarafında. Bu tarafı nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi oradaki yükseliş tabii bütün bu salgın, jeopolitik, İdlib konusu vesaire, hani bütün bu TL varlıklardaki görünümü bozulmasıyla gerçekleşmişti. Yani evet, bir hızlı bir yükseliş olmuştu. Şimdi de tabii global faiz hadleri yeniden aşağı inince doğal olarak biz de onları takip ediyor durumdayız. Yani 10 yıllık 11.37 şu anda bu seviyeye, hani Merkez Bankası'nın bir faiz indirimini işaret ediyor mu derseniz çok etmiyor gibi görünüyor ama işte swaplara vesaire baktığınız zaman veyahut
fonlama maliyetine baktığınız zaman çok biliyorsunuz ayrışan bir durum var TL faizlerde. İşte swaplarda, gecelik swaplarda Londra'da talep sebebiyle çok daha düşük seviyede oluşuyor. İşte borsadaki oluşum çok daha biraz daha yukarıda en azından. Ciddi bir ayrışma var. Bu açıdan bu tarafa sadece baktığınız zaman yani işte gösterge tahvil faizi 10.90'lar bunlar çok açıkçası hani faiz indirimine işaret ediyor etmiyor diyemem. Yani buradan o anlaşılmıyor ama beklenti anlamında düşünürseniz Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar enflasyonun süreci ki sona gelen enflasyon beklentilerin altında geldi. Ki Şubat Mart ayı biraz da yüksek beklenen bir aylar. Dolayısıyla hani böyle bir dönemde Merkez Bankası'nda faiz indirimi beklenir. Muhtemelen de yapacaktır. Kura da bakalım. Dolar TL'nin grafiğini rica edelim Ferhat'tan. Fed öncesi, Fed'in faiz indirim kararı öncesi 6.25-6.26'lı seviyelerdeydi dolar TL. İndirim haberi geldikten sonra 6.03'e kadar da bir düşüş gördük. 6.14'lü rakamları gördük tekrar ve son durumda 6.08'in biraz altında bir dolar TL ile karşı karşıyayız. Başka bir faza mı geçiyor diyoruz bir taraftan da büyük merkez bankaları? Dolar faiz cephesinde Fed'in attığı adımlar doları değerlendirecek adımlar değil. Yani değer katacak adımlar değil ama gelişen ülke para birimleri cephesinden baktığımız zaman da geçtiğimiz dönemde de faiz indirimleri söz konusuydu Fed için. Ama para birimlerinde öyle çok anlamlı değer kazanımları görmedik. Hı hı. Aslında yeni bir durum yok gelişen ülkeler için veya TL için veya tam tersi bir faiz indirimi var ama bu seferki çok başka. Bu faiz indirimi öyle bir iki indirme değil de daha da düşük yerlere doğru gidecekmiş bir gibi bir seyir de izleyebilir. Bu ihtimal en azından gelişen ülkeler için kur cephesinden baskının biraz daha hafif olması gibi bir sonuç da doğurabilir deniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz son durumu? Şimdi bu konu evet yani şimdi faiz indiriminin neden yapıldığı çok önemli hakikaten burada. Hani bir önceki dönem gibi işte sıkılaşan bir finansal koşulların olduğu ortamda faiz indirimi, daha gevşek para politikası, işte paranın akışı sebebiyle gelişmekte olan ülkelere geçecek olan fon akımı vesaire bütün bunları değerlendirdiğinizde dediğiniz gibiydi hakikaten. Ama şimdi düşündüğünüz zaman neden bu faiz indirimi yapıldı ve Fed hakikaten ne noktada ve ne bekliyor düşüncesini önüne koyduğunuzda acaba eskisi gibi işte EM para birimleri daha kırılgan olur mu? Çünkü dünya çapında bir kırılganlık varsa eğer o zaman EM para birimlerinde işte bizim de içinde bulunduğumuz bu gelişmekte olan ülke para birimlerinin daha kırılgan olması beklenir. Kısa vade için böyle bir etki görüyoruz. Açıkçası ben sadece bizim değil içinde bulunduğumuz sepetin bu geri yani değer kazanma sürecinin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu nedenle yani bir gerileme görüyoruz evet dalga boyları çok arttı. Burada da oynaklık ciddi seviyede. Ama gelen seviyelerin yani 6-6.05 bandında dolar TL'nin seyrinin korunabileceğini düşünüyorum. Ekstra bir pozitif görünüm olmazsa yani işte mesela bugünkü Rusya konusu altının altına belki biraz sarkıtabilir. Ama yeniden bence 6-6.05 üzerinde kalmayı deneyecektir kur. Ve mevcut enflasyonla beraber de zaten aslında normal yani Mart ayına gelirken 6 civarındaki bir kurun normal karşılanması gerektiğini düşünürüm. Şimdi bir de şu var tabii. Yani kurun geldiği noktada hele ki ticaret hacmi çok azalmışken biraz da hakikaten ekstra rekabetçi olmak gerekebilir. Burada virüs salgını yine etkisini öngörüyoruz ama Fed olarak sadece düşünürseniz yani merkez bankalarının faizi hepsi faiz indirecektir. Artık bir kur savaşı demeyeyim de kendi para biriminin değerini bir diğerine göre ayarlama dönemi. Dolayısıyla böyle bir dönem yaşayacağız. Bizim de para birimimiz 6-6.05 bandına dalgalandıktan sonra yeniden enflasyonla beraber yani en azından enflasyon kadar değer kaybetmeye devam edecektir. Bu gayet normal ve sağlıklı bir süreç olarak sürecek 2020 yılında. Ben dediğim gibi hani altının altına bir gerileme olası görsem de bunun kalıcı olacağını düşünmem. Kademeli olarak yeniden 6.05-6.10 bandına doğru önümüzdeki aylarda gideceğiz diye düşünürüm. Borsaya da bakalım. Asya borsalarını artıda gördük. Borsa İstanbul artıda. Avrupa borsaları ekside. ABD vadeleri %2'ye yakın eksilerde. Borsa İstanbul'da ne oluyor? 112.700 seviyelerdeyiz son dakika. İşte zirveden görülen en düşük seviyeye kadar yaklaşık bir 24-25 bin puanlık bir oynaklık yaşandı. Düşüş yaşandı. Oynaklık tam da bitmiş gibi değil aslında bakarsanız. Küresel piyasalarda da aynı fikir paylaşanlar var. Siz nasıl değerlendirirsiniz Borsa İstanbul'un son durumunu? Beklentiler sona erdi mi? Yok, yoksa bir alım fırsatı için değerlendirilebilecek bir bölgede miyiz? Yoksa çok kısa vadede alınacak olan alındı
Bundan sonra hisse senedi tarafına yatırım yapmak için alternatiflerle kıyaslandığı zaman şu hesap kitap tekrar yapılmalı mı dersiniz? Şimdi bu, aslında bu soruya iki farklı pencereden bakmak lazım. Şimdi bütün gelişmelere gözünüzü kulağınızı kapatsanız sadece Türkiye'deki verilere, işte bankacılık sektöründeki verilere ve bulunduğumuz seviyelere baksanız dersiniz ki hakikaten Türkiye çok ucuz. Bankacılık sektöründeki banka hisseleri oldukça ucuz. Bu seviyelerden kaçmaz diye düşünebilirsiniz. Bütün diğer bu arada banka dışı şirketler için de geçerli. Yani biz 2020 için bankalarda %30-35 civarında bir kar büyümesi öngörürken Ocak ayı BDDK verilerine baktığımızda bunun biraz daha yukarı revize edilebileceğini görüyoruz aslında. Mevcut faiz ortamıyla beraber düşündüğünüzde de özellikle fonlama maliyetinde gerileme banka karlılığında da bir miktar artışa sebep oluyor. Dolayısıyla bu biraz daha yukarı potansiyele işaret ediyor. Daha önce biz sene başında yaptığımız işte senaryo analizlerinde aslında şunu değerlendirebilirdik. %30 baz senaryoya göre bir kar büyümesi var. İşte faizin ve risklerin seyrine göre de bu %50-55'e doğru gidebilir. Buna bağlı olarak da aslında endeksin seyrine işte 137 ile 135 ile diyeyim 155 arasında bir yerde hedef fiyat oluşturma şeklinde değerlendiriyorduk. Şimdi mevcut içinde bulunduğumuz durumda bu fiyatlar yukarıya revize olabilir. Bir kere bunu söyleyeyim. Yani temel olarak değerleme yaptığınız zaman 150 civarında bir yere bile hedef fiyat oturtabilirsiniz. Mevcut risksiz faiz ortamıyla, karlılıkla ve bu karlılığın devam etme süreciyle. Son olarak o komisyonlarda yapılan düzeltmenin de biraz ötelenmesiyle beraber zaten sektör hisselerinde ciddi bir hareket gördük. O düzenleme belki karlılıkta bir miktar kısıntıya sebep olabilir ama faizlerin geldiği yer ve risksiz faiz oranının geri çekilmesiyle beraber biraz törpüleniyor ikisi. Yani eksi ve artısı biraz nötrleniyor diyelim. Dolayısıyla böyle değerlendirdiğinizde Türk hisse senetlerinde halen potansiyel var. Halen aynı görüşü değerlendiriyoruz. Burada yükseliş potansiyeli var ve yükselebilir. Değer var öyle söyleyeyim. Ama az önce bahsettiğim riskleri de göz ardı etmiyoruz. Global olarak düşündüğünüz zaman bütün bunlar evet belli faktörler ve hakikaten bu değere işaret ediyor. Ama virüs salgınının ekonomik etkileri ve bunun daha ne kadar devam edeceğini bilip bilmemeye göre de vereceğiniz karar çok ciddi oranda değişir. Az önce de söyledim. Yani neredeyse ilk çeyrek büyümesini kaybetmiş bir Çin, aynı şekilde Avrupa ve dünyanın da belki bir puana yakın bir büyümede geri gelme söz konusu. Bütün diğer o kredi derecelendirme kuruluşları veya otorite finans kuruluşlarına baktığınız zaman büyümelerde aşağı yönlü revizyonlar var. Böyle bir ortamda aynı şekilde Türkiye büyüyebilir mi sorusunu akla getiriyor. Çünkü az önce de söyledim İtalya, Fransa, İngiltere şimdi bu ülkelerde bir resesyon riskinin doğuyor olması buraya doğru bir evrilme, ticaretin ciddi anlamda yavaşlaması doğal olarak bizim dış ticaret anlamında da bizi etkileyecek en azından. Böyle düşündüğünüz zaman işte az önce söylediğim beklentileri de bir miktar törpülüyor. Zaten kısa vadeli dalgalanmanın da sebebi bu. Ben açıkçası 110 ile 105 bin arasındaki bu hareketi çok önemsemiyorum. O V gibi V şeklindeki hareketi ben yok sayıyorum açıkçası. Şu anda hiçbir şey olmamış gibi endeksin 110-113 bin bandında dalgalandığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte salgının etkisiyle beraber işte ekonomik etkisini biraz daha dediğim gibi netleştirir ve rakamsallaştırabilirsek 115 bin, 117 bin ve işte dediğim gibi 2020 sonunda 135-140 bin bölgesine doğru bir hareket beklerim. Yok daha uzun sürebilecekse ve ekonomik etkileri de daha kalıcı hasarlı bir şekilde olacaksa o zaman 110 binin altına doğru yeniden bir sarkma ve kalıcı bir seyir görülebilir. Dolayısıyla burası sıfır ve bir şeklinde yani bir arası yok. Dolayısıyla bunu yakın takip ediyor olmamız lazım. Ben İdlib konusunu dediğim gibi geçici etki yaratacağını düşünüyorum yerel varlıklarda. Daha çok dünya ekonomik görünümü ve işte salgının ekonomik etkilerini yakın izlememiz lazım. Bu da çok bizim gibi finans uzmanlarının çok anladığı bir konu değil. Yani işte sağlık uzmanları veyahut işte virüs uzmanları, biyolojiler, biyologlar bu konuda açıklamalar yapıyor. Bunu takip ediyoruz ama yani bir gün çok pozitif olan bir açıklama, ertesi gün aslında hiç o kadar olmadığını gösteren değişkenlerle birbirini nötrlüyor. Böyle bir ortamda yatırım yapmak zor. O nedenle kısa vadede biraz uzak kalmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama orta uzun vadede Türkiye'nin ucuz olduğunu ve daha da aşağı gelirse çok daha ucuz olacağını düşünen taraftayım. Kademeli olarak alım yapılacak seviyelerdeyiz.
Eğer aşağı gelirse kısa vadede panik yapmadan yeniden orta uzun vadeyi düşünerek yine yatırım yapılabilir. Görünme sahip bence. Ama az önce de söyledim, kısa vadede bu oynaklık daha sürer. Özellikle yurt dışında o resmi net görmedikçe. Evet. Vakıf Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Altan Aydın, teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Virüs kaygısı her yerde diyoruz. Bu kaygı ABD'de Fed'in 5 kitabına da yansımış durumda. Raporda koronavirüsün ABD'deki seyahat ve turizm sektörlerini olumsuz etkilediğine dair notlar var. Virüsün ayrıca ülkedeki tedarik zincirinde gecikmeler oluşturulduğu fikri de paylaşılmış. Koronavirüs endişesi Fed'in 5 kitabına da yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed, Amerikalı iş dünyasının nabzını tutan 5 kitap raporunun Şubat sayısını yayımladı. Raporda koronavirüsün Amerika'daki seyahat ve turizm sektörlerini olumsuz etkilediğine dair göstergelerin olduğu belirtildi. Ülkenin birçok bölgesinde imalat faaliyetlerinin gelişme gösterdiğinin aktarıldığı raporda koronavirüs nedeniyle bazı tedarik zinciri gecikmelerinin rapor edildiği ve kimi bölgelerde üretimde gelecek haftalarda daha çok aksamanın yaşanmasından korkulduğu ifade edildi. Beş kitapta özellikle imalat sektöründeki bazı firmaların Amerika ve Çin arasında imzalanan birinci faz anlaşmasının ürün fiyatlarını düşüreceğine dair iyimser olduğu, ancak koronavirüsün fiyatları nasıl etkileyeceği konusunda endişe duyulduğu bildirildi. Öte yandan raporda Amerika'daki ekonomik gelişmelere de dikkat çekildi. Ekonomik faaliyetlerin ülke genelinde ılımlı düzeyde arttığı bildirildi. Bununla birlikte tüketici harcamalarının ise genel olarak arttığı, ancak büyümenin ülke genelinde dengeli olmadığına işaret edildi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Her ne kadar Çin'deki vaka sayısı azalıyormuş gibi görünse bile Çin dışındaki ülkelerde hem yeni vaka sayısı hem yeni ölüm rakamlarıyla karşı karşıyayız ne yazık ki. Bu durum karşısında uluslararası kuruluşlar da salgının etkilerini en aza indirmek için farklı önlemleri devreye sokuyor yavaş yavaş. İran bu konuda korona vakalarının hızla yükselmesi nedeniyle endişeye sebep olan ülkelerin başında geliyor. Dünya alarmda. Hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler devrede. Son olarak Dünya Bankası kalkınmakta olan ülkelere yardım için 12 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığını duyurdu. Kuruluş, 70'ten fazla ülkeyi etkileyen virüsle mücadele için yardım dağıtacak. Zira salgının küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler oluşturmasından endişe ediliyor. Japonya'dansa dikkat çeken bir açıklama geldi. Uzun süredir 2020 Olimpiyat Oyunları'nın Tokyo'da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışılıyordu. Japonya hükümeti 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs yüzünden ertelenebileceğini duyurdu. Salgın nedeniyle şimdiye kadar ertelenen ya da iptal edilen spor organizasyonları arasında Dünya Atletizm Salon Şampiyonası ve Formula 1 Çin Grand Prix'si de var. İran'daysa durum kötüleşmeye devam ediyor. Ülkenin Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, COVID-19 testi pozitif çıkanlar arasında yer aldı. İran'da koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sağlık Bakan Yardımcısı ve 23 milletvekili de bulunuyor. Tahran yönetimi kalabalık cezaevlerinde salgının yayılmasını önlemek için harekete geçti. 54 binden fazla tutuklu geçici olarak serbest bırakıldı. Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Afrika kıtasındaki korona vaka sayısı da artmaya devam ediyor. Kenya salgınla mücadelede farklı bir önlemi devreye soktu. Virüsle ilgili yalan haber yayanların 50 bin dolar para veya 2 yıl hapis cezasına çarptırılacağı açıklandı. Sırada dünyadan gelişmeler var. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüsün yayılmasının küresel bankaların sermaye piyasası gelirlerini vurabileceğini bildirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada salgının yayılması durumunda bankaların sermaye seviyelerinin azalabileceği ve bu durumun bankaların kredi notlarını uzun vadede etkileyebileceği kaydedildi. Açıklamada politika yapıcıların koronavirüsün ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla
mali ve parasal araçları kullanmaya kararlı olduklarını belirttiği de hatırlatıldı. İtalya, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği'nden bütçede olabilecek tüm esneklikleri talep edecek. Artan virüs vakalarına karşı açıklama yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs hadisesinin siyasi bir kriz olmadığını ve ilk amaçlarının salgını kontrol altına almak olduğunu ifade etti. İtalyan ekonomisinin bir şok tedavisine ihtiyacı olduğunu ifade eden Başbakan Conte, virüsün yayılmamasını öncelikle hedefleyen son kararnameyle 15 Mart'a kadar tüm eğitim ve spor faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Avrupa Parlamentosu 3 hafta boyunca dışarıdan ziyaretlere kapatıldı. Ziyaretlere kapatılma kararı Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Savunma Ajansı'nda görevli bir erkek çalışanda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle alındı. Ajanstan yapılan açıklamada koronavirüs görülen çalışanın 23 Şubat'ta İtalya'dan döndüğü açıklandı. Önümüzdeki 3 hafta boyunca Avrupa Parlamentosu üyeleri çalışmalarına devam edecek ancak lobicilerle görüşme, resepsiyon ve oturum gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek. 16 Mart'tan sonra İngiltere Merkez Bankası Başkanlığı görevini Mark Carney'den devralacak olan Andrew Bailey, faiz kararı öncesi koronavirüs salgınının ekonomik etkisi konusunda daha fazla kanıt görmek istediğini söyledi. 26 Mart'ta yapılacak Para Politikası Komitesi toplantısından önce açıklama yapan Bailey, İngiltere Merkez Bankası'nın çok yoğun çalıştığını ve bu hafta yapılacak çalışmalardan sonra bir karara varabileceklerini söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu koronavirüs salgını nedeniyle Euro bölgesinde bu yıl büyümenin Şubat ayında %1,2'lik tahminin gerisinde kalmasının büyük olasılık olduğunu bildirdi. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede salgının etkisinin öngörülenden daha güçlü olduğu belirtildi. Avrupa Birliği Maliye Bakanlarının telekonferans görüşmeleri için hazırlanan raporda ise Euro bölgesi için yeni bir 2020 yılı büyüme tahmini yer almadı. Birleşmiş Milletler koronavirüs salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı. UNESCO tarafından yapılan açıklamaya göre salgın nedeniyle 13 ülkede okullar kapatıldı. Okulların kapandığı ülkeler arasında Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Çin, Kuzey Kore, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. UNESCO, eğitim ve öğretimin devamlılığının sağlanmasına yönelik stratejileri ele almak için Eğitim Bakanları düzeyinde 10 Mart'ta acil toplanacak. JP Morgan, Fed'in 50 bas puanlık faiz indirimi yapması sonrasında gelişmekte olan Asya'dan da faiz indirimleri beklediklerini bildirdi. Çin'in orta vadeli borç verme kolaylığı faizini ve temel kredi faizini Mart ve Nisan'da 10'ar puan indireceğini öngören JP Morgan, Güney Kore Merkez Bankası'nın da Mart'ta yapılacak 25 bas puana ek olarak 3. çeyrekte 25 bas puan daha faiz indireceğini tahmin etti. Kurum ayrıca Filipinlerin 2. çeyrekte 50 ve Endonezya'nın 3. çeyrekte 50 bas puan faiz indirmesini bekliyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, Euro bölgesi için büyüme tahminini yarı yarıya azalttı. Euro bölgesi için 2020 büyüme tahminini %1'den %0,5'e indiren S&P Global, İtalya ekonomisinin ise %0,3 daralacağını öngördü. Kurum tarafından yayınlanan raporda Avrupa ekonomisi için kısa vadeli görünümün kötüleştiğini ancak ikinci çeyrekten itibaren zayıf bir toparlanmanın beklendiği belirtildi. S&P ayrıca Britanya için büyüme beklentisini %1'den %0,8'e düşürdü. Artık hizmet ihracatı rakamlarını da alabiliyoruz. Bugün itibariyle 2018 yılının rakamlarını da aldık. 2018 yılında Türkiye'de 33.8 milyar dolarlık bir ihracat hizmet ihracatı rakamı söz konusu. 23.3 milyar dolar da hizmet ithalatı gerçekleştirildi 2018 yılında. Böylece 2018 yılında hizmet ticaretinde Türkiye 10,5 milyar dolar fazla vermiş oldu. Hizmet ihracatı içerisindeki en büyük payı taşımacılık hizmetleri aldı. Türkiye İstatistik Kurumu uluslararası hizmet ticareti verilerini ilk kez paylaştı. 2018 yılı rakamlarına göre hizmet ihracatı 33,8 milyar dolar, hizmet ithalatı ise 23,3 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye uluslararası hizmet ticaretinde 10,5 milyar dolar fazla vermiş oldu.
Hizmet ihracatı içerisindeki en büyük payı taşımacılık hizmetleri oluşturdu. Taşımacılığın toplam ihracatı 24,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer iş hizmetleri ihracatı 2,7 milyar dolar, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 1,4 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatında da ilk 3 sırada taşımacılık, diğer iş hizmetleri ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü yer aldı. En fazla hizmet ihracatı ve ithalatı Avrupa kıtasına yapıldı. İhracatta ilk sırayı Almanya, ithalatta ise Amerika Birleşik Devletleri aldı. 2019 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistikleri ise Eylül ayında yayınlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu bir önceki yılın verilerini her yıl Eylül ayında düzenli olarak açıklayacak. İlk kez açıklanan verinin ardından Merkez Bankası da ödemeler dengesi istatistiklerinde revizyona gideceğini duyurdu. Merkez Bankası 11 Mart'ta yayımlanacak olan Ocak 2020 ödemeler dengesi istatistiklerinde uluslararası hizmet ticareti verilerinin de girdi olacağını açıkladı. Bu arada her perşembe olduğu gibi Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Biz de o rakamları verelim. 21-28 Şubat haftası itibariyle TL mevduatlarda haftalık bazda %0,6'lık bir düşüş var. Yabancı para mevduatlarında %1'lik bir artış söz konusu. Toplam mevduat içerisinde TL mevduatların payı %50,2, yabancı para mevduatların oranı %49,8. Rezervlere dair rakamlar da var elimizde. Merkez Bankası verilerine göre bir önceki hafta 73 milyar 191 milyon dolar olan rezerv 28 Şubat'la sona eren haftada 77 milyar 414 milyon dolar seviyesine gerilemiş durumda. Ve ilk kez altın rezervi 30 milyar dolar seviyesinde aştı. Merkez Bankası altın rezervi 29 milyar 652 milyon dolardan 30 milyar 411 milyon dolara ulaşmış oldu. Böylece biz de piyasa gündeminin sonuna geldik. Rakamlara baktık, gündeme baktık. İdlib'den gelecek, İdlib konusuyla ilgili gelecek açıklamalara odaklıyız. Moskova'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinden gelecek açıklamalarla birlikte.